Sevgili değerli arkadaşlar, herkes hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biz bugün oluşumlardan sonra Bölge Bakanı ofisi olarak değerli Türkmen ve Kildani, Süryani, Asuri temsilcileriyle bir araya geldik. Malum 4 Şubat'ta Federal Mahkemesi'nde yapılacağı bir toplantı var, bir oturum var. Bu oturum kotaya ilgili de son karar verilecek. O yüzden biz istedik bu oturumdan daha evvel biz bir toplantı istişare toplantısı yapalım. Biz daha evvel bunu tekit etmiştik, vurgu yapmıştık. Biz buradan Federal Mahkemesi'nden bunu tekit edirik, talep edirik. Bu şikayet, bu dosya mahkeme federal tarafından var. 4 Şubat'ta bunu reddedilmesini biz talep edirik. Gerçekten bugün bölgede bir birlikte yaşamak, güzel bir birlikte yaşamak var. Bu etnik gruplar arasında olan bir güçlü ilişkiler, ayrıca da kota meselesi kanunla, yasayla tanzim olup bu hem Türkmenlerin hem de Kildani, Süryani, Asuri'nin haklarıdır. O yüzden biz hiçbir zaman etnik gruplar olarak hiçbir zaman siyasi taraflar ve siyasi gruplar arasında bir tarafdacılık, hiçbir zaman da tarafta olmak istemiyoruz. Her zaman biz amacımız burada olan birlikte yaşamaya hizmet etmektir. Ayrıca da bölgede olan Irak Kürdistan hükümeti her zaman burada olan etnik grupların haklarına destek vermiştir. Dini grupların haklarına destek vermiştir. Güzel bir birlikte yaşama var. Daha fazla, daha güçlü bir şekilde biz bu destek vermemiz gerekir. Ayrıca biz daha da evvel vurgu yapmıştık. İndi de dileceğiz. Biz kotaların dağılımı bölgeler üzerine dağılımıyla değiliz. Bu yanlış bir adım olur. Gerçekten eğer önümüzdeki günlerde Federal Mahkemesi kotaya ilgili bir olumsuz karar verirse bu buradaki etnik grupların haklarını da olumsuz bir şekilde etkiler. O yüzden biz hiçbir zaman kotalar buradaki sorunlara sebepdacılık ve sebep de olmak istemiyoruz. Kotalar veya burada olan etnik grupların hakları mühimdir. O yüzden bütün siyasi tarafların biz buradan seslendik. Kotalara savunmaları gerekir ve difa etmeleri gerekir. Biz hiçbir zaman bu siyasi çekişmelerde tarafdacılığı son olarak da burada bunu tekrar dile getirir. Federal Mahkemesi'ne seslenir. Karar vermeden önce Türkmenlerin durumlarını, Hristiyanların durumlarını göz önünde bulundurmaları gerekir. Çünkü herhangi bir olumsuz karar verirse burada birlikte yaşama ve etnik grupların ve dini grupların da durumunu olumsuz etkiler. Sizin görüşünüz ne olacak? Tabii bu soru çok önemlidir. Yani bunu 4 Şubat'ta yapılacak Federal Mahkemesi'nde eğer geldi bir karar, ters bir karar verdi, olumsuz bir karar verdi. Tabii bu kotaya karşı verildi. Buradaki etnik grupların karşı verildi. O yüzden etnik grupların bütün Türkmenler ve Kildani, Süryani, Asuri birlikte hareket etmeleri gerekir. Biz 4 Şubat günü bekliyoruz. Federal Mahkemesi'nden biz indi talabımız budur. Bu dosyayı reddetsin. Çünkü bu herhangi bir tarz bir karar olsa dediğim gibi burada hem Türkmenleri hem de Kildani, Süryani, Asuri'nin durumu da olumsuz etkiler. O yüzden birlikte hareket etmek faydası olur. Çok sağ olun.